Her şeyin yolun üzerinde. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında çok kolay görüyoruz. Alanda yaptık bunu. Şimdi nereden çıktı bu fikir? Şöyle çıkıyor. Hastalarımız özellikle eşleri eş grubunda bayan olan hasta aynı koğuşta kalma şansı yok. Koridorlarda falan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Üstünüz başınız kokuyor. Mali imkanlarımız da kötüyse çok büyük zorluklar yaşıyorsunuz. İşte biz dar durumda olan, özellikle gelir düzeyi düşük olan insanlarımız böyle sıkıntılı bir halinde onların üstünün başını burada şimdi iki türlü hizmet verecek. Bir, günlük günübirlik ayaktan hizmet alacak, yani vatandaş gelecek buraya, banyosunu yapacak, üstünü değişecek, yemeğini yiyecek, hastasının yanına gidebilecek. Bu birinci hizmet. Bir diğeri de dar gelirli aile, imkanları sınırlı, 50 tane 50 yatak kapasiteli de aileyi burada yatma işinde karşılamak suretiyle karşılamış olacağız. Dolayısıyla bir sosyal yaraydı bu. Bizim açımızdan önemsediğimiz özellikle hastanelerin yoğun olduğu bir yoğun olduğu bölgede öyle zor durumda olan ailelere hakkı vermek için ortaya koyduğumuz bir proje. Bu bölgede bunun karşısında diğer bir projemiz var. Kimsesizlerin onu da şu anda yer teslimi yapma aşamasında. Bir diğeri ata ocağımız var, o da büyüklerle ilgili. Onu da şu anda fiziki şartları bitti. İçinde insan barındırma noktasına geldik. Bunların bahsettiğimiz projenin hepsi insana dokunan sosyal sorumluluk projeleri. Bu da öyle. İnşallah bu aşağı yukarı 22-23 milyon liraya mal olacak bir proje. İnşallah önümüzdeki bütün teslim alırız diye umut ediyorum. Başkanım, teknik olarak bahsedersek kaç metrekare, kaç odalık, hani kaç aile aynı anda oturabiliyor burada, onlardan bahsedebiliriz. Şimdi burası 6 kat, aşağı yukarı 50 yatak kapasiteli, yemekhanesi var, spor alanı var. Bunun bir tarafta kalan bölümü de park alanı. Parkı da biz burayla birlikte kullanacak bir durumda olacağız. Aslında bunun altında otopark da var. Eğer şu anda biraz imkanlarımız sınırlı olduğu için otoparkı şeyin altına getiremedik. Aslında parkın altında otopark yapmak için Büyükşehir Meclisi'ne geçirmiştik. Problemimiz yok ama mali sıkıntı nedeniyle sadece bu binamızın altını otoparkı şu anda yapıyoruz. Ve ileride tamamını da otopark şekilde epey bir araç, bölgesel otopark amacıyla da kullanabileceğimiz bir yer olacak. Sadece kendi ihtiyacımız için de dışarıdan gelen insanların da kullanabileceği bir alan olacak. Üstünde parkı da zaten yapacağız. Bununla beraber park da bitmiş olacak. Burası bir bütünlük artık. Hem sosyal tesisimiz hem de parkla beraber buraya bir canlılık katacak. Bu yol zaten şey dolanıp ana yola bağlantı olan bir yol. Burayı da bu şehirden rica edeceğiz. Buranın evvel açıp devreye sokulması için. Böylece bu zaten bulvar yolu üzeri burası. İşlek bir yol üzeri. Güzel bir mekanda yer tespiti. Aslında burası park alanıydı. Takas ettik. Başka bir yerde akla attırdık. Güzel bir yer oldu yani burası. İnşallah iyi olacak. Sadece ilk adımda ikamet edenler değil, hani şehir dışından gelenler falan da kalacak. Tabii ki şehir dışından daha çok köylerden, ilçelerden gelen insanlarımız. Burada öncelikli olarak üzerinde durduğumuz husus dar gelirli aileler kalabilecek burada. Yani imkanları olan herkes burada kalabilecek. Biz esas itibariyle imkanı kıt olan ailelere ama ayaktan hizmet herkes alabilecek. İşte bir acı, yemeğini yiyecek, duşunu yapacak, gidecek. Hasta sadece bizim istediğimiz hastaneyle hasta refakatçi olanlara belge veriyor ya. İşte. Onlar olmasa bizim için yeterli olacak. Burada bir kamu hizmeti göreceğiz. Neden yapıyor, para alma söz konusu değil. Bu otellerin de fiyatlarını aşağıdan çeker mi başkanım? O kadar büyük kapasiteli olmadığı için otelden büyük oranda etkileyecek kanaatinde değil. Biz dar bir 50 yatak kapasitesi var burada. Yani 50 yatakla buradaki otellere dengesini bozacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir büyük etki yaratacağını düşünmüyorum. Bizim bir sosyal sorumluluk projesi var. Zaten dar gelirli vatandaş otelleri kullanamıyor ki başkanım. Yani zaten kullanamıyor. Aynen. Otellere ne zarar olacak? Bir zarar olmaz. Yani. Aynen.